Hem bahar hem de sonbahar dönemidir ve bizim normalde sonbahar turizm sezonumuz eskiden 31 Ekim ile birlikte bitiyordu. Maşallah şu anda Kasım'ın 10'u olmasına rağmen büyük bir teveccüh var ve bu yoğunluk Kasım'ın sonuna kadar da devam edecek gibi görünüyor. Hatta belki aralığa da sarkma durumu var. Bu da çok güzel bir gelişme. Ve ki geçen gün Kültür Turizm Bakanlığı 9 aylık verileri açıkladı. Şu ana kadar Şanlıurfa geçen yıl rekorlarını alt üst etti. Yani gelen ziyaretçi sayısından. Ve umut ediyoruz ki turizmde en yüksek sezonumuz 2019 ile. Çünkü Göbeklitepe ile olması nedeniyle Şanlıurfa ve Göbeklitepe'ye bayağı bir teveccüh vardı. Öyle umut ediyoruz ki 2021 yılı sonu itibariyle 2019 yılını egale edeceğiz. 1.250.000'di geceleme yani konaklama sayımız. Umut ediyoruz ki 2019'un rekorunu egale edecek gibiyiz. Yani şu anda önümüzde 2 ay var. Şu anda hem Şanlıurfa'ya hem de Güneydoğu Mezopotamya'ya büyük bir teveccüh var. Özellikle gezme ya da böyle seyahat planı yapan birçok misafirimiz ve turistimiz Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu ve Mezopotamya'ya gelmek istiyorlar. Bu da hem bölgedeki sadece turizm paydaşları değil, bütün esnafa hatta yöredeki bütün insanlara bir katkısı ve böyle faydası bulunmakta. Son dönemde açıklanan Karahan Tepe'de büyük bir özellikle insanlarda bir heyecan uyandırdı ve Karahan Tepe'yi görmek için birçok insan ayrıca geliyor ve önümüzdeki yıllarda hem Göbeklitepe hem Şanlıurfa'nın diğer görsel güzellikleri olan Halfeti olsun, Harran olsun ki şu anda Balıklı Göl'deyiz, Balıklı Göl olsun ve Karahan Tepe için özellikle daha çok turisti biz ağırlamaya burada yine devam edeceğiz. Özellikle pandemide tabii ki bütün sektörler etkilendi ama en başta tabii ki turizm çok kötü etkilendi. Bütün turizm paydaşları çok kötü etkilendi. Ama özellikle şu son yani 6. aydan itibaren yeni normalleşme ile birlikte artık pandeminin etkileri ve yaraları sarılmaya başlandı. Halen daha sıkıntılar var, yok değil. Çünkü halen şu anda biz tur otobüslerimize tamamıyla doluluk oranlarına dikkat ediyoruz. Sosyal mesafe, hijyen kurallarına dikkat ediliyor, maske kurallarına dikkat ediliyor. İster istemez bir etkisi var, yok değil. Bundan sonra insanlar böyle kalabalık ve büyük otobüsler yerine daha küçük ya da butik dediğimiz 3-5 kişilik, 10 kişilik, 15 kişilik yani gruplar küçülmeye başladı. Bu da pandeminin etkisinin halen devam ettiğini gösteriyor. Umut ediyoruz ki aşılama oranlarının yükselmesi, hele de özellikle koronavirüs aşısıyla birlikte bunu şifa verecek olan ilacın da bulunması yani çok da iyi olacaktı ve umut ediyoruz ki pandeminin bütün dünyamızdan ve evrenimizden uzaklaşması ve bitmesini temenni ediyoruz. O zaman bütün bu etkiler tabii ki ters yüz olacaktır. Ama özellikle son 3 ayda özellikle Eylül, Ekim hatta Kasım'da da birlikte turizmciler pandemi nedeniyle oluşan sıkıntıların yaralarını şu anda sarmaya başladılar. Az önce belirttim, son 2 ay kaldı. Normalde bizim eskiden sonbahar turizm sezonumuz 31 Ekim ile birlikte bitiyordu. Yani 29 Ekim haftasındaki özellikle sizler de biliyorsunuz Şanlıurfa'da neredeyse otellerde yer kalmadı. Ama şu var, özellikle Eylül-Ekim ayında gelemeyen insanlar şu anda Kasım ayına da gelmeye başladılar ki daha bugünle yaptığım görüşmelerde yani Aralık haftasının yani Aralık ayının ilk haftasına da rezervasyon yapan acentelerimiz ve turistlerimiz ve misafirlerimiz var. O bakımdan son 2 ayda da biz yine umutluyuz. Şanlıurfa bölge turizmimiz eskiden 6 aydı ama şu anda 7-8 ayları, 9 ayları zorlamaya başladık. İnşallah gün gelir ki belki turizmimizi 12 aya da yayarız ama şu an itibariyle 7-8 aylara hatta 9 ayı doldurmayı hedefliyoruz ki Şanlıurfa'da bu potansiyel var, Mezopotamya'da bu potansiyel var. Yani 29 Ekim haftasının yoğunluğu elbette ki yok. Şu anda Şanlıurfa kim gelmek isterse gelebilir. Yer sıkıntımız yok. Ama tabii yine gelmeden önce otellerden kesinlikle rezervasyon yapanlarını yani özellikle istirham ediyoruz. Turist rehberlerini önceden bulmalarını tavsiye ediyoruz. Yine Şanlıurfa rehberler odasını aradıkları zaman turist rehberi bulma noktasında ve yine diyelim ki otel bulma noktasında biz seyahat acentelerimizle sürekli dirsek temasındayız. Otellerimize dirsek temasındayız. Şu anda kim gelirse kimseyi açıkta yani bırakmaya çünkü Şanlıurfa'da son aylarda özellikle yeni açılan otellerimiz ve işletmelerimiz var. Bu arada sizin aracınızla da Türkiye'de şu anda yatırım yapmayı düşünen iş adamlarımız, iş kadınlarımız var ise Şanlıurfa ve bölgeye otel açma konusunda da buyurun gelin. Hem devam eden yani bazı teşvikler var ve umut ediyoruz ki hükümetimizden de hem Şanlıurfa'ya hem de Güneydoğu'ya, Mezopotamya'ya turizm teşvikleri paketinin açıklanmasını istiyoruz. Yani bölgesel yani bazda. Çünkü bölgemizin gerçekten turizm altyapısına özellikle turizmde konaklama testlerinin çokça ihtiyacı bulunmaktadır. Kasım ve Aralık'taki bu yoğunluğun bir sebebi de okulların tatil olmasından dolayı birçok aile çocuklarıyla birlikte tatil planı yapmakta ve bu da turizmimizin yani etkisinde büyük bir olumlu bir etkisi var.
Şöyle Şanlıurfa her mevsim güzel. Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde işte meteorolojinin açıkladığı bazı bölgelerde kar ve soğuk özellikle yağışlı havalar bulunmakta. Şu anda özellikle hem Şanlıurfa'da hem de bölgemizde çok güzel bir hava var. Yani yer yer bazı illerimizde çok az olmakla birlikte yağmur da yağsa insanlar kesinlikle rahatsız edici değil. O bakımdan Şanlıurfa ve Güneydoğu Mezopotamya her mevsim güzel. Her mevsim çok lezzetli yemeklerimiz var. Çok güzel yani böyle yerlerimiz var. O bakımdan seyahat planı yapan herkesi her mevsim bekliyoruz.